Zeynep nasıl olur? Ne nasıl olur Ertan? Duydun işte. Selim'in babası sensin. Özür dilerim. Ben şu anda seninle evlenemem. Bu bebeği kabul edemem. Nasıl ya? Ya ben anne olmak için kendimi hazır hissediyorum ama sen bu evlilik için kendini hazır hissetmiyorsun öyle mi? Sanki bilmiyorsun 3 aylık hamile olduğumu. Aldıralım. Bıraktım her şeyimi yaşamak için seni sana öyle gelmedi mi? Yok mu hiç cesaretin içimde emanetin bekledim Zeynep. Zeynep. Gelmedim. Sen aldıracaktın. Yapamadım. Bunu aldıralım demek kadar basit bir şey mi zannediyorsun sen? O kadar kolay değil, tamam mı? O benim canım. Canımdan can koparmalarını istedin sen. Benim fikrimi bile sormadın. Beni bir başıma öylece bıraktın Ertan. Ben seni çok bekledim, gelirsin dedim. İçimde emanetin bekledim çok gelmedin. Zeynep böyle olacağını bilemezdim ki. Sen neyi biliyorsun ki Ertan? Neyi biliyorsun? Ben hiç bilmediğim bir ülkede tek başıma neler yaşadım biliyor musun? Ne zorluklarla çocuğumu dünyaya getirdim, haberin var mı senin? Yok. Selim doğduktan sonra neler çektiğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne zorluklar yaşadığımı. Bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Ertan. Ama iyi ki de yapmışım. İyi ki de seni dinlememişim. O benim oğlum. O bizim oğlumuz. Duydun işte. Artık biliyorsun. Ama şunu sakın unutma Ertan. Sen Selim'in sadece biyolojik babası. Selim'in gerçek babası, onu koşulsuzca seven, her zaman yanında olan ve onu fedakarca sahiplenen bu adamdır. Selim'in gerçek babası Fatih. Ve biliyor musun? Selim de onu seçti. Benden önce o sevdi Fatih'i. Zamanı geldiğinde tabii ki de Selim'e de gerçeği söyleyeceğim ama bunun bir önemi olacağını hiç sanmıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen sadece bir teferruatsın. O kadar. Ertan'a her şeyi anlattık. Anlamadım. Evet anne, Ertan'a
Bütün gerçeği söyledik ve böylelikle konu kapanmış oldu. Nasıl yani? Bunu sana söylemek istemedim ama... Vahit bizim evimize kadar girdi. Bizi Selim'le tehdit etti. Ya ne diyorsun sen Zeynep? Ne tehdidi? Her şeyi biliyormuş. Ertan'ı, Selim'i. Gerçekleri Ertan'a anlatmakla tehdit etti. Ya adi herif. Ama ben ondan bunun hesabını soracağım. Artık Vahit'in bizi tehdit edebileceği hiçbir şey yok. Ve kimseden gizlimiz saklımız da yok. Ama Zeynep! Anne aması maması yok şunun. Yeter artık, bitsin bu gerginlik ya. Biz sadece huzur istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Vahit'i Selim'in yanında gördüğümde ne kadar korktum, sen biliyor musun? Ya kızım, yani bunu yapmadan önce keşke bana gelseydiniz. Anne, sana gelsek ne olacak, ne değişecek? Burada elin kolun bağlı kaldın böyle. Al, iki tane adam diktin kapımıza. Vahit onları aşıp evin içine kadar girdi, çocuğumla oyun oynuyordu anne. Zamanında seni benimle tehdit eden adam... Şimdi de beni çocuğumla tehdit ediyor. Hani diyorsun ya, hiç düşündünüz mü sonrasını diye. Biz sonrasını düşündüğümüz için zaten bunu yaptık. Anne, ben Selim'in hayatını tehlikeye atamam. Hiçbir şey çocuğumun hayatından değerli değil bu dünyada. O yüzden ver ne istiyorsa bitsin bütün bu olay. Ha, verdiğim zaman bitecek mi sanıyorsunuz? Yani bitecektir yani. Adamın asıl istediği şey buymuş, onu öğrendik. Evet. Ya sonuçta biz büyük bir aileyiz yani. Mutlu olmak için şirkete, paralara ihtiyacımız yok ki. Çocuklar. Ya durum bildiğiniz gibi değil. Yani ben şirketi verirsem o suçlamasını geri mi alacak zannediyorsunuz? Yani şirketi ben versem bile ben suçlu olacağım. Anne, zaten ellerinde kayıt var. Senin itirafın yok mu? Kızım, ya ben onu seni kurtarmak için blöf yaptım. Ne bileyim, ben o panzehiri almak için yaptım. İyi de anne, bunu savcı biliyor mu? Ya bu hiç sağlam bir savunma değil ki. Elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bak, emin ol Vahit bizi rahat bırakmayacak. Ya ne yaparsak yapalım bırakmayacak. Avukatlar da sağlam bir savunma hazırlıyorlar. Yani umarım her şey yoluna girecektir. Baban nasıl? Kaçak. Bu durum Vahit'i sizden uzak tutacaktır. Vahit yakalandığını sanıyor. O her şeyi öğrenmiştir Zeynep. Ha, şimdi vermeyecek misin Vahit'in istediklerini? Biraz düşünmem gerekiyor Zeynep. Biraz düşünmem gerekiyor. Ondan sonra bakarız ne olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.